2. Bölüm Sankhya Yoga Ayırt eden bilgi üzerine. Sanjaya şöyle dedi. Gözleri yaşlı, büyük bir hüzün ve keder içerisinde acıma duygusuna boğulmuş olana, yani Arjuna'ya Krishna şöyle konuştu. Şri Bhagavan şöyle dedi. Arjuna, böylesine hayati bir anda bu umutsuzluk nasıl üzerine çöktü böyle? Bu düzgün yetiştirilmiş birisine yakışmayan sözler. Namına doğru şeyler getirmemekle birlikte seni de yüksek alemlere götürmez. Arjuna, korkaklığa düşme, bu sana hiç yakışmıyor. Sen ki yiğitlerin yiğidisin, bu yüreksizliği, zayıflığı bırak ve ayağa kalk. Arjuna şöyle dedi. Krishna, ey kötülükleri ortadan kaldıran, ben nasıl olur da bu savaşta saygıyı, en yüksek hürmeti ve ibadeti neredeyse hak eden Bhishma ve Drona'ya karşı ok atar ve savaşırım. Böylesine saygıdeğer öğretmenleri öldürmektense dilencilikle beslenmeyi yeğlerim. Eğer onları öldürürsem bu dünyada sonrasında sahip olacağım keyiflerin hepsi her zaman onların kanıyla lekelenmiş olacak. Ayrıca hangisi bizim için daha iyi bilmiyoruz. Onlar mı bizi yenmeli yoksa biz mi onları yenmeliyiz? Dhritarashtra'nın oğullarını öldürdükten sonra bizim yaşamamızın ne anlamı var? Oysa ki şimdi karşımızda durmuş öldürmemi bekliyorlar. Korku içerisinde, yapmam gereken görev hakkında kafam karma karışık bir halde sana yalvarıyorum. Lütfen söyle bana, benim için doğru olan nedir? Senin öğrencinim. Lütfen bana öğret, sana sığınırım. Gerçekten de şu anda içine düştüğüm, duyularımı körelten bu kederi ne silebilir bilmiyorum. Ne bu dünyada zenginlik, refah içerisinde eşi benzeri olmayan bir krallık, ne de cennetin nimetleri. Hiçbir gözümde yok. Sanjaya şöyle dedi. Krishna, bunları söyledikten sonra Arjuna, o yiğitler yiğidi, savaşmayacağım dedi. Ve Krishna'ya bunları söyledikten sonra sessizliğe gömüldü. Ey Dhritarashtra, iki ordunun ortasında kedere boğulmuş olana bakarak Krishna gülümsercesine şu sözleri söyledi. Şri Bhagavan şöyle dedi. Kederlenmeyecek şeyler için kederlenmektesin. Ancak yine de bilgelik dolu sözler etmektesin. Ancak bilgeler ne gidenler için ne de gidecekler için kederlenmez, yas tutmaz. Ne benim ne de bu kralların var olmadığı bir an hiçbir zaman olmadı. Ne de gelecekte herhangi birimizin varoluşunun sona erdiği bir an gelecek. Civa, yani bu bedenin misafiri, nasıl ki çocukluk, gençlik ve yaşlılıktan geçerse, zamanı gelince de benzer şekilde başka bir bedene geçer. Bundan dolayı bilgeler kedere düşmez. Ey Arjuna! Duyu nesneleri duyusal dünya ile temasa geçtiğinde soğuk, sıcak, keyif, acı gibi deneyimlere girer. Onların doğası ortaya çıkmak ve sonra kaybolmaktır. Ebedi değildirler. Bu gerçeği kabul et ey Arjuna! Arjuna! Sen ki en mükemmel kişilerden birisin. Bu iki karşıttan, sukka dukka, acı ve haz, etkilenmeyen, keyfe de acıya da eş yaklaşabilen, zekayla ayırt eden bilgiye erişen kişi, işte ancak o özgürleşmeye layıktır. Kendinden menkul olmayan gerçeğe, mitya, onun için aslında varlık yoktur. Kendinden menkul olan gerçek için ise, var olmamak asla yoktur. Her ikisinden de yani hem kendinden menkul gerçek hem de kendinden menkul olmayan gerçek nihai olanı sadece o nihai gerçeği görenler bilir. Bil ki tüm bu dünyayı sarıp sarmalayan, her yere nüfuz eden, her yerde ve her şeyde olan için asla yok oluş yoktur. Asla değişmeyeni hiç kimse ortadan kaldıramaz. Bedenlenmiş olan bedenlerin ardındaki değişimden ve yok olmaktan muaftır ve o asla bilginin bir nesnesi değildir. Ona her zaman nihai özne denir. İşte bu yüzden Arjuna ayağa kalk ve savaş. Onun öldüren olabileceğini ve ölebileceğini düşünenler, her ikisi de aslında hiçbir şey bilmemekte. O ne öldürür ne de öldürülür. O asla doğmaz ve asla ölmez. Varoluşu asla bir sona gelmez. Doğmamış, ebedi, değişimden azade, her zaman taze yenidir. Beden ortadan kalkıp yok olduğunda o nihai gerçek ortadan kalkıp yok olmaz. Arjuna, onu yok oluştan azade, zamansız, başlangıçsız ve asla değişmeyen olarak bilenleri kim nasıl öldürsün? Ve öylesi bir kişi kimi nasıl öldürebilsin? Nasıl ki birisi eski kıyafetlerini çıkartıp üzerine yeni kıyafetler giyerse, benzer şekilde de bu bedende ikamet eden eski bedenlerini çıkartır ve yeni bedenler alır. Onu ne silahlar öldürebilir, ne ateş yakabilir. Onu ne ıslatabilir ya da boğabilir, ne de rüzgar kurutabilir. O asla ölmez, yanmaz, boğulmaz ya da kurumaz. Asla değişmez, her yerde ve her şeyde sabit, hareketsiz ve ebedidir. O tezahürden azade, yani tezahür etmemiş, düşüncenin nesnesi olmayan ve asla değişmeyendir. Bu nedenle bu gerçeği bilerek artık kederlenme, yas tutma. Ve eğer onun bitmek bilmez bir şekilde doğum ve ölümden geçtiğini bilirsen, yine kederlenmene gerek kalmaz. Doğan için ölüm kaçınılmazdır ve ölen içinse doğum kaçınılmazdır. Bu nedenle değişmeyen bir şey için kederlenmeye gerek var mı? Arjuna, tüm varlıklar başlangıçta tezahür etmemiştir ve sonra tezahür eder ve en sonda tekrar tezahürden geri çekilir. Öyleyse burada kederlenmeye gerek var mı? Kimileri ona bir muamma gizem olarak bakar, benzer şekilde kimileri ondan bir muamma gizem olarak bahseder ve kimileri ise onu bir muamma gizem olarak işitir, duyar. Tüm bunlara rağmen kimileri ise onun hakkında tüm bunları duyduktan sonra yine de onu hiç anlamaz. Arjuna, Atman diye bilinen tüm varlıklardaki bedenlerin sakini, ikamet edenidir. İşte o asla yok olmaz, değişimden azadedir. Bu nedenle tüm bu insanlar için kederlenmenin anlamı yok. Ayrıca durduğun konumuna, aldığın göreve dair de asla tereddüte düşmemelisin. Çünkü bir kshatriya, savaşçı sınıfına ait olan için darma adına bir savaşta yer almaktan daha yüce bir şey yoktur. Arjuna, sadece böylesine şanslı bir kshatriya, böylesi bir savaşta yer almaya hak kazanabilir. Bu cennete açılan bir kapıdır. Ancak darma uğruna olan bu savaşta yer almaktan vazgeçer, reddedersen, o zaman sahip olduğun görevi, konumu kötüye kullanmış ve sadece günaha saplanmış olursun. Üstelik insanlar da adını bitmek bilmez şekilde kötü anar. Onurunu kaybetmek, bil ki böylesi biri için ölümden de kötüdür. Diğer büyük savaşçılar seni bu savaştan sadece korkaklığından dolayı kaçtın diyebilir. Sen onların gözünde öncesinde böylesine kıymetli ve değerliyken gözlerinden düşersin. Korkaklığınla alay ederek düşmanların senin hakkında ağza alınmaz daha nice şeyler söyler. Bundan daha ağır bir şey olabilir mi? Kaybedersen cennete gidersin, kazanırsan bu dünyanın nimetleriyle ödüllendirilirsin. Ayağa kalk, savaş. Keyif ve acıyı, galibiyet ve mağlubiyeti, zafer ve hezimeti eş bir bakışla görerek savaşmaya hazırlan. İşte o zaman hiçbir günahla lekelenmezsin. Kendini bilmek denilen bu bilgelik işte sana böyle aktarıldı. Şimdi Arjuna, yoganın bilgeliğini dinle ve eylemin seni bağlamasından, esaretinden özgürleş. Bu yolda asla çabalar boşa gitmez ve zıt sonuçlar üretmez. İşte sözü geçen bu karma yoga kişiyi en büyük korkularından kurtarandır. Arjuna, bunun için, özgürleşmek için basit tek bir anlayış vardır. Ancak zekası, ayırt etme yetisi noksan olanlar için dallı budaklı sayısız fikir vardır. Ayırt etme yetisi olmayan insanlar, Vedaların bilgisini duysalar dahi bunu karmanın batağına saplanarak, sanki bundan başka bir şey yokmuşçasına, tutkular ve arzularla dolu bir şekilde, ki bu tutkulardan birisi cennete gitmek bile olabilir, bu süslü sözleri ederek özel ritüellerden bahseder, keyif, haz ve güç elde etme beklentisiyle daha iyi bedenler, yaşamlar almanın yollarından söz ederler. Sadece keyif ve güç peşinde koşan ve bu süslü sözlerle zihinleri yıkanmış insanlardan doğru bir anlayış çıkmaz. Vedaların ana teması konusu 3 guna, 3 niteliktir. Bu 3 niteliğin esaretinden, karşıtların gitgelinin yarattığından bu acıdan kurtul ve her zaman sattva gunanın içerisinde ikamet et. Sahip olma ve biriktirme kaygılarından özgürleş, kendi kendinin hakimi ol. Kendini bilen bir Brahmana için her yerde su varken, diğer tüm Vedaların bilgisi küçük bir kaynakla yetinmek gibidir. Sadece eylemin üzerinde seçim hakkına sahipsin. Asla eylemin sonuçları üzerinde değil. Kendini asla eyleminin sonuçlarının icracısı olarak sanma, ancak eylemsizliğe de tutunma. Ey Arjuna, yogada sabitlenerek, bağlanmadan eylemlerini icra et. Galibiyete de, mağlubiyete de eş bir bakışla bak. Zihnin her hale eş yaklaşmasına yoga denir. Bu nedenle arzularla güdülen eylem, karma yoga yaklaşımı ile icra edilen eyleme göre daha sığ ve aşağıdır. Zihinsel doğru yaklaşıma sığın ey Arjuna. Ve sadece eylemin sonuçları için eyleme geçenler bil ki kaybedenlerdir. Zihne her hale eş yaklaşan kişi, olumlu erdemleri de, olumsuz gelen nitelikleri, günahların her ikisini de terk edip ötesine geçebilir. Bu nedenle kendini karma yogaya ver, karma yogaya da. Eylemde marifet, karma yogadır. Bilge kişiler karma yoga yaklaşımını benimser. Eylemin sonuçlarından vazgeçerek, doğumun esaretinden özgürleşerek, tüm acılardan, sıkıntılardan azade olan sona varırlar. Zekan ile yanılsamanın bulanıklığının ötesine geçtiğin zaman, söylenilenlerin ve söylenilecek olanların hepsine karşı tutunmama, bağlanmama gelişir. Zihnin Vedalar tarafından artık karışmadığında, yani şu anda hali hazırda anlatılan araçlar ve vaat edilen sonuçlarla karışmadığında, o zaman gerçek benin, hakikatin içerisinde sabitlenecek ve daimi olarak onda ikamet edecektir. İşte o zaman kendini, gerçek beni bilmiş olacaksın. Arjuna şöyle dedi. Krishna, bilgelikte köklenmiş, sabitlenmiş bir kişiyi nasıl tanımlarsın peki? Zihni, kendiliğinin, gerçek beninin içerisine çekilmiş olanı nasıl bilirsin? Başka hiçbir şeyle zihni sarsılmayan böylesi bir kişi nasıl konuşur, nasıl oturur, nasıl yürür? Şri Bhagavan şöyle dedi. Bir kişi zihinde ortaya çıkan tüm arzularından vazgeçerse, kendiyle bir başına kendini mutlu, huzurlu hissederse, ey Arjuna, işte böylesi bir kişi ayırt etmenin bilgisiyle gelen bilinecek nihai bilgiye erişmiş demektir. Karşıtlar ile sarsılmayan, onlardan etkilenmeyen, hazların, keyiflerin arzusuna düşmeyen, istemek, korku ve öfkeden azade olan kişi bilge bir kişidir ve bilgisi asla sarsılmayandır. Tüm durum ve koşullarda bağımlılık kurmadan kalabilen, ne aldığı keyifler azlarla sevinçlere, ne de acı, hoş olmayan şeylerle nefrete düşen kişiyi sen bilgelikte köklenmiş olarak bil. Bir kaplumbağa tüm uzuvlarını nasıl içine çekerse, işte böylesi bir kişi de tüm duyu organlarını duyu nesnelerinden geriye, içe doğru çekebilir. İşte sen onu bilgelikte köklenmiş olarak bil. Duyularını beslemeyen kişinin duyuları tekrar kendisine geri gelir. Tüm arzularının arkasında kalır. Brahman'ı, değişmeyen hakikati gördüğünde arzu da ortadan kalkar. Gerçekten de güçlü duygular bunun için çaba gösteren birinin bile zihnini zorla uzaklara götürür Arjuna. İşte o bunu net bir şekilde anlar ve görür. Ayırt etme yetisine sahip bir şekilde tüm duyu organlarını kontrol altına alarak beni tefekkür ederek o kişi otursun. Duyu organları üzerinde hakimiyet kazanmış kişi, işte o bilgelikte köklenmiştir. Nesnelerle yaşayan bir kişide nesnelere bağımlılık gelişir. Bağımlılıktan arzu, arzudansa öfke doğar. Öfkeden yanılgı, yanılgıdansa zihin karmaşası doğar. Zihni karmaşaya düşen kişi de zekanın keskinliği kaybolur. Zekanın keskinliğini kaybeden kişi mahvolmuştur. Öte yandan zihnini kontrol altına almış kişi, duyu nesneleriyle dolu dünyada hoşlandım, hoşlanmadım, raga-dveşa ikiliğinden azade bir şekilde duyu organları üzerinde hakimiyet sahibi olarak ilişkiye geçerse, zihin dinginliğini, huzurunu bulur. Zihni dingin, huzurlu olan kişi için tüm acılar ve kederler yok olur. Zihni böylesi dinginliğe, huzura kavuşan kişide zeka, buddhi kısa sürede tekrar keskinleşir. Zihni dingin, huzurlu olmayan da zeka ile gelen ayırt etmenin bilgisi yoktur. Zihni dingin, huzurlu olmayan da tefekküre, meditasyona meyil yoktur. Tefekkür, meditasyon meyili olmayan da içsel barış, huzur yoktur. Bir kişide içsel barış, huzur yoksa o kişi için mutluluk nasıl olsun? Nasıl ki rüzgar küçük bir kayığı dalgalarda sürüklerse, dışarıya yönelmeye, dağılmaya müsait duyuları takip eden bir zihin de kişiyi zekadan, ayırt eden bilgiden mahrum eder. İşte bu yüzden Arjuna, duyuları tamamen içeriye çekebilen, tam kontrol altına almış kişi bilgelikte köklenmiştir. Tüm varlıklar için gece, kendi üzerinde hakimiyet sahibi olan bilge için uyanıklık halidir, gündüzdür. Tüm varlıkların uyanık olduğu zaman, yani gündüz ise gerçeği gören bilge için gecedir. Nasıl ki dalgasız ve dolu dolu bir okyanusa, daha fazla başka sular aksa da okyanus değişmez ve sabit kalırsa, benzer şekilde bilge kişiye de nesneler geldiğinde içinde o kişi değişmez, sabit kalır. Ancak arzularla dolu kişi nesneler gelse bile içinde huzur ve barışta olmayacaktır. Seni bağlayan tüm arzuları terk ederek, kim ki arzudan, istekten azade bir şekilde, kısıtlı ben ve benim hisleri olmadan hareket ederse, bil ki o kişi huzur ve barışa ermiştir. Arjuna, kişinin Brahman'da değişmez nihai gerçekte varlık bulması, ikamet etmesi diye kastedilen işte budur. Buna eren kişi için artık yanılsama yoktur. Hayatının son günlerinde bile olsa, eğer ona varlığını yerleştirdiyse, o kişi özgürlüğe, nihai sona, kurtuluşa ermiştir. Om. Brahman tek hakikattir. Upanishadların özü olan Bhagavad Gita'da Sri Krishna ve Arjuna arasında bir diyalog halinde geçen, ana teması Brahman ve Yoga'nın bilgisi olan ayırt eden bilgi üzerine Sankhya Yoga başlığındaki 2. bölüm işte böylece sona erer. Atha Dvitiyodhyayah Sanjaya vaca Tam tata kripaya vrishtam Ashrupurna kolekshanam Vishidantam idam vakyam Uvaca madhusudana Shri Bhagavan uvaca Kutasdva kashmalam idam Vishame samupastitam Anarya joshtamas vargyam Akirti karam Arjuna Klepyam masmakam apartha Naitatvayupapadyate Kshutram hridaya daurpalyam Tyaktvo tushta parantapa Arjuna vaca Katham Bhishma maham sankhye Dronam ca madhusudana Yishu bippati yotsyami Pujar havari sudana Guru nahatva himahanubhavan Shreyo vaktum bakshamapi haloke Hatvartha kamam stukuru nihayva Punjiya pokan rudirapradiktan Nachaitat vidmakataram nagariyo Yatva jayema yadivano jayeyo Yani vahatva najijivishama Stevastitapamukhetartarashtra Karpanyadosho pahatasvapavaha Picchamitvam dharmasammudachetaha Yachreyasya nishchitam buhitam me Shishyasteham shadimam tvam papannam Nahi papashyami mama panutyat Yachokamuchoshanam indriyanam Avapya bhumavasapatnamritham Rajam suranam apichathipatyam Sanjaya vacha eva muktva rishikesham kudakesha parantapa nayotsya iti govindam uktva toshnim papuvaha tamuvacha rishikesha pahasanniva bharata sena yorupayor madhye Vishitam tamidam vachaha Shri Bhagavan vacha Ashocyanan vachochastvam Pajnavadamscha bhashase Gathasunagathasamscha Nanushochanti panditaha Natvevaham jatunasam Natvam neme janadipaha Nachaiva na bhavishyamaha sarve vayamataparam param dehinusmin yatha dehe kaumaram yavanam jara tatha dehantara prapti dhirastatra na muhyati matra sparshastu kanteya shitoshna sukha dukkadaha Agama payino nitya stam stitiksha svabharata yam hi navyatayant yete purusham purusharshabha samadukha sukham thiram somrtatvaya kalpate nasato vidyate bhavo na bhavo vidyate sataha Upayurapyadashtonta stavanayostadvadarshibhi avinashi tu tatvithi yena sarvamidam tatam vinashamavyayasya na kaschit kartum arhati antavantayime deha nityasyokta sharirinaha Anashino prameyasya tasmat yutyasva bharata yainam mitti hantaram yaschainam anyate hatam uphau thau na vijanito nayam hanti na hanyate nachayate mriyate vakadachin Nayam putva pavitava na puyaha Ajo nitya shashvato yam purano Na hanyate hanyamane sharire Veda vinashinam nityam Yaena majamalyayam Katam sapurusha partha Kam katayati hantikam Vasamsi jinani yathavihaya Navani gahnati naruparani Tata sharirani vihaya jirnan Yanyani samyati navani tehi Nainam chindante shastrani Nainam dahati pavakaha Nachainam klidayantyapo Na shoshayati marutaha Achit yoyam adah yoyam Aklit yoshoshya evacha Nitya sarvagatas thanur Achaloyam sanatanaha Avyaktoyam achintoyam Avikaryoyam uchyate Tasma devam vidit vainam Nanushochitum arhasi Atha chainam nitya jatam Nityam vamanyase mritam Tatha pitvam mahabaho Naivam shochitum arhasi Jatasya hiturva mrityur Dhruvam janma mritasya cha Tasmadaparihariyrte Natvam shochitum arhasi Avyaktadini bhutani Vyaktamadhyani bharata avyaktanithananyeva tatraka paridevana aşcaryavat pasyati kaşçidenam aşcaryavat vadati tatayva çamyaha aşcaryavat çaynamanya sunoti şutvatyenam vedana çayva kaşçit dehi nityamavatyoyam dehe sarvasya bharata tasmat sarvarni bhutani natvam shochitum arhasi swadharmam api chavikshya navikampitum arhasi dharmyat yutta shreyonyat kshatriyasya navidyate yadirchaya chopapannam Svargatvaramapavritam sukinakshatriya partha labhante yuttamidrsham atha jitvamimam dharmyam sangramam na karishyasi tata swadharmam kirtim ca hitva papam avapsyasi akirtim ca piputani Katayushyanti devyayam sampavitasya çakirtir maranatatirijyate bhayatranadu paratam mamsyante tvam maharataha yesham ca tvam bahumato bhutvayasya silakhavam avacyavatamsca bahun Vardışyanti tavahitaha nindantastava samarthyam tato dukkhataram nukim hato vapapsyasi svargam jitva vapokshyase mahim tasmat utthishta kanteya yutthaya krta nishchayaha sukha dukkhe same kritva Labha labha jaya jaya tato yuttaya yujyasva naivam papam avapsyase esha tebihi tasankhye buddhir yoga tvimam shuna buddhya yukto yaya partha karma pantham pahasyase neha bhikramana shosti Pratyavayana vidyate svalpamapyasya dharmasya trayate mahato bhayat vyavasayatmika buddhir ekeha kurunandana bahushakahyanantascha buddhayo vyavasayinam yamimam pushpitam vacham Pavatantya vipaschitaha vidavadarata partha nanyatastiti vadinaha kamatmana swargapara janma karma phalapadam kriya vishesha bahulam bhoga ishvarya gatim prati bhoga ishvarya prasatthanam thaya partha Tacitasam vyavasayatmika buddhi samathauna vidhiyate traigunya vrishya veda niscagunya bhavarjuna nirpantvo nitya sattvastho niryogakshima atmavam yavanarthaudapane Sarvata sampluto dake tavan sarveshu edeshu brahmanasya vijanataha karman yevadikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phalahi turpur ma te sangostva karmani yogastha kuru karmani Sangam tyaktva dhananjaya siddhya siddhyo samo bhutva Samatvam yoga uchyate durena hyavaram karma buddhi yoga tananjaya buddha sharanamam miccha kripana palahetavaha buddhi yukta jahatiha ubhe sukta tushkritte tasmat yogaya yuchyasva yoga karma sukhaushalam karma jam buddhi yuktahi phalam tyatva manishinaha janma banda vinarmuktaha padam gacchantiyanamayam yada te mohakalilam buddhirvyati tadrishyate Tada gantasi nirvedam shrotavyasya shrutasya ca shruti vipratipanathe yadastasyati nishchala samathavachala buddhi stada yogam avapsyasi Arjuna vacha stita pratnasya khapasha Samatistasya keshava stitati kimpabaheta kimasita vrajeta kim Shri Bhagavan uvaca prajahati yada kaman sarvan parthamanogatham atman yivatmanathushta stitapatnasta dochyate Dukkeshvanudvignamanaha Sukheshu vigatasprahaha Vitaragabhyakrodaha Stitathirmuniruchyate Yasarvatranabhisneha Stathatpapyashubhashubham Nabhinandati nadrishti Tasya prajnapathishtita Yada samharate chayam kurmonganiva sarvashaha indriyanindriyarthepya stasya pagna patishtita vishaya vinivartante niraharasya dehinaha rasavarjam rasopyasya param drishtva nivartate Yatato yapikanteya purushasya vipaschitaha indriyani pramathini haranti prasabham manaha thani sarvani samyamya yukta sita matparaha vashe hi yasya indriyani tasya prajna patishtita Tyayato vishayan pumsa Sanghasteshu pajayate Sanghat sanjayate kama Kamat kroto vijayate Krotat bhavati sammoha Sammohat smrti vipramaha Smrti brahmshat buddhinasho Buddhi nashat panashyate raga dvesha viyuktaistu vishayan indriya ischaran atma vashyar vitheyatma prasadam adigacchate prasade sarva dukkhanam hanirasyopajayate prasanna cheta sohyashu Buddhi paryavathishtate nasti buddhirayuktasya nacha yuktasya bhavana nacha bhavayata shanti rashantasya kutas sukham indriyanamicharatham yanmano nuvidhiyate tadasya harati prajnam Vayurnavamivam phase Tasmat yasya mahabaho Nigrihitani sarvashaha İndriyanindriyarthebhyah sthasya prajna pratishtita yanisha sarvabhutanam tasyam jagarti samyami yasyam jagrati bhutani sa nisha pashyato munehe apuryamanamachala pratishtham samudrama pavishanti atvat tatvat kamayam pavishanti sarve sashanti mapnoti nakama kami vihaya kamanya sarvan pumam charati nispraha nirmamo nirahankaraha sashanti madigacchati Esha brahmistiti partha nainam papya vimuhyate stitvasyamantakaale pibbrahmanirvanam ruchyate. Om tatsat iti Srimad Bhagavad Gita su Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Sankhya Yoga Nama Dvitiyodhyaya.